tüm kadınların ortak yönleri vardır. Tıpkı tüm kadınların tamamen kendilerine özgü nitelikleri olduğu gibi hiçbir kadın bir başka kadınla aynı değildir. Bu da hayatı daha ilginç kılan bir şeydir. Herkesin nitelikleri onu öne çıkartacak veya direkt çekecek kadar ilginç olmayabilir. Bu çok normaldir ama bazı kadınların kendilerine has özellikleri vardır. Bazıları benzersiz görüşleriyle farklıdır ya da alışılmadık bir şekilde dünyaya gelir. İşte gerçekten var olduğuna inanamayacağınız en sıra dışı ve inanılmaz 10 kadın. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Dokulunga Butelezi. Her insan benzersiz doğar. Bu da bizi diğerlerinden tamamen farklı kılar. Bazıları görsel yeteneklere, entelektüel becerileri veya vokal becerilere sahipken bazıları ise olağanüstü esnekliğe ve vücut gücüne sahiptir. Takma adı Yılan Kız olan ve olağanüstü sahne gösterilerine sahip Nokulunga Butelezi, Güney Afrikalı bir dansçıdır. Bu kadın gerçekten eşsiz ve yeteneklidir. Bir akrobat olarak Lunga ismiyle bilinir. Bu konuda profesyonel bir eğitim almamış olsa da vücudunu eğip bükme konusunda tam bir usta. Yeteneğinin tamamen doğal olduğunu ve bunun büyük annesi tarafından kendisine aktarılan esneklik genleriyle geldiğini söyledi. Daha küçücük bir kızken yatakta kendini bükebiliyordu. Şimdi bir yılan gibi hareket etmesini sağlayan çok esnek vücudu nedeniyle yılan kadın olarak biliniyor. Büyüdüğünde Amerika'da bir tur sirkine katıldı ve Afrika'nın yıldızı oldu. Şimdi ise annesini, büyük annesini, teyzelerini ve kuzenlerini maddi olarak destekleyen bir sanatçı. Maria Perkins. Maria Perkins vitiligo hastası bir genç kadın. Vitiligo, melanin eksikliğinden kaynaklanan bir tür cilt rahatsızlığıdır. Bir yıl öncesine kadar Maryland'li 21 yaşındaki bu kız yüzündeki beyaz lekeleri kalın bir makyajla gizliyordu. Beyaz ellerini görmeseniz kesinlikle vitiligo hastası olduğunu düşünmezsiniz. Çünkü makyajını gerçekten çok iyi uyguluyor. Öğrenci olan Maria, önceleri tüm yüzünü kaplayacak ağır bir makyaj yapabilmek için her ay makyaj malzemelerine tonla para harcıyordu. Daha sonra Maria, makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı. Maria, aldığı olumlu yorumlara hayran kaldı ve şimdi sadece makyajsız yüzüyle halkın içine çıkmaktan mutluluk duyuyor. Vitiligo hastası fiziksel olarak zarar vermez. Ancak beyaz lekeler zamanla büyüyebilir ve yayılabilir. Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada yayınladıktan sonra Maria dışarı çıkarken ve dans grubuyla performans sergilerken vitiligo hastalığını makyajla gizlemeyi bıraktı. Lady Ardila. Lady Ardila, normal kemik yerine yara benzeri fibroz dokunun geliştiği nadir bir kemik bozukluğu olan fibroz displaziden müzdariptir. Bu durum Lady, bebekken kalp ameliyatı geçirdikten sonra gelişti. Doktorlar annesini onun yürüyemeyeceği ve 12. doğum gününden sonra hayatta kalamayacağı konusunda uyardı. Ama Lady yaşamaya devam etti ve 29 yaşına kadar geldi. Ameliyatların ve hastane ziyaretlerinin yanı sıra Lady'nin yüzü büyüdü. Lady onu en çok etkileyen şeyin hastalığının bu görünür yönü olduğunu söyledi. Lady şu anda bir grafik tasarımcı olarak çalışıyor ve beden olumlamasını teşvik etmek için sosyal medya kullanıyor. Lady bir arkadaşı sayesinde özgüvenini kazandı. Facebook ve Instagram'da gönderi paylaşmaya başladı ve pandemi sırasında birçok takipçi edindi. Marla Runyan. Marla Runyan 4 Ocak 1969'da Santa Maria, Kaliforniya'da doğdu. 9 yaşındayken onu tamamen kör bırakan bir maküler dejenerasyon şekli olan Stargardt hastalığına yakalandı. Stargardt, Amerika Birleşik Devletleri'nde körlüğün en yaygın nedenidir. Stargardt'ın Marla'nın görüşü üzerindeki etkilerine rağmen periferik görüşünü korudu. Adolfo Camarillo Lisesi'ne gitti. 1987'de mezun oldu ve daha sonra San Diego Eyalet Üniversitesi'nde sağır eğitimi alanında lisans derecesi aldı. 1994 yılında sağır kör çocukların eğitiminde master yaptı. San Diego Eyalet Üniversitesi'ne devam ederken jimnastik ve topu görebildiği süreç boyunca futbol sporlarıyla ilgilendi. Runyan 1999 yılında Pan Amerikan oyunlarına dünya standartlarında bir koşucu olarak damgasını vurmaya başladı. Daha sonra Runyan, Sydney, Avustralya'daki olimpiyatlara katılan ilk görme engelli ve paralimpik sporcu oldu. Ne yazık ki zaman geçtikçe Runyan'ın görüşü kötüleşiyor. Şu anda iki gözü de 20:400 oranında görmüyor. Ancak Runyan kötüleşen durumunun kariyerini etkilemesine izin vermedi. Bununla birlikte 3000 metre, 10.000 metre ve maraton gibi bireysel dünya rekorları da kırdı. Kayleigh Lynch.
Kelly Lynch gelişmemiş bir yapışık ikizle doğmanın bir sonucu olarak iki omurgaya sahiptir. San Francisco'lu stand-up komedyeni aslında yapışık bir ikizinin olması gerektiğini ama ikizinin anne rahminde gelişmediğini açıkladı. Sonuç olarak Kelly sadece iki omurgaya sahip olarak değil, aynı zamanda başının arkasına bağlı üçüncü bir kolla doğdu. Ayrıca iki yerine bir gözü var. Zamanla iki omurga skolyoz adı verilen nadir bir rahatsızlık sebebiyle sarmal bir şekil oluşturdular. Skolyoz omurgadaki eğrilik anlamına gelir. Şiddetli skolyoz Kelly'nin sadece 94 cm boya ulaşabilmesine neden oldu. Kelly omurgaların birlikte eğildiğini bu yüzden bir tür kambur yarattığını açıkladı. Kelly'nin omurgasının eğriliği de nefes darlığı ve kalp çarpıntısına neden olan pulmoner arteriyel hipertansiyona neden olmuştur. Şimdi 7/24 solunum cihazı kullanıyor. Kelly ciddi sağlık sorunlarının onu hiçbir şeyden alıkoymasına izin vermiyor. Başlangıçta doktorlar ailesine bir yıldan fazla yaşayamayacağını söyledi. Ama şimdi 37 yaşına kadar geldi. Kelly arkadaşlarıyla konserlere gitmeyi çok seviyor. Ve komedi ve engellilik farkındalığı için kullandığı sosyal medyaya takipçileri günden güne artıyor. Kelly sakatlığının yapmayı sevdiği şeyi sınırlamasına izin vermediğini de ekliyor. Brittany Flexbos. Brittany Flexbos, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'na bağlı profesyonel bir vücut geliştiricidir. Brittany, 2021 olimpiyatları için çok sıkı çalışıyor. 2019 yılında bir yarışmada 13. geldikten sonra olimpiyat oyunlarında daha iyi bir derece alma konusunda çok kararlı. Pandemi sırasında 162 kilo kaldırarak kişisel rekoruna ulaştı ve bu yılın sonuna kadar Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Kadınlar Ligi'nde ilk 5 sırada yer almayı umuyor. Spor salonuna gittik ve onu boş bir günde bile çalışırken bulduk. Tüm kapsamlı eğitimin yanı sıra başka hazırlıklar da yapıyor. Brittany olimpiyatları için her gün bu kadar çalışmak zorunda. Gösterilerden önce tırnaklarını ve saçlarını yaptırıyor. Ama en önemlisi de kostüm seçimi. Bütün bu hazırlıklar 5000 dolara mal oluyor. Gelecekte birçok yarışmaya katılmayı hedefleyen Brittany, kariyerinde başarmak istediği birçok şey olduğunu belirtti. Rajeshwari Taş Kız. 9 yaşındaki bu kız cildini yavaş yavaş taşa dönüştüren nadir bir cilt hastalığından müzdariptir. Chhattisgarh, Hindistan'da yaşayan Rajeshwari, vücudunun her yerinde taş benzeri kabarcıkların oluşmasına neden olan sklerozis adı verilen son derece nadir bir cilt rahatsızlığı ile doğdu. Bu acı verici kabarcıklar, kollar, bacaklar, eller ve ayaklar da dahil olmak üzere vücudunun çoğunu kapladı ve yürümesi ve hatta oturması bile kısıtlanmaya başladı. Bu acı verici durum, banyo yapmak gibi günlük görevleri yerine getirmesine imkansız kılıyor. Sklerozis, cildin kızarıklığına, soyulmasına ve şiddetli kabarcıklara neden olan inanılmaz zor bir hastalıktır. Bu hastalık insan vücudunun cilt yenilenme sürecine saldırır. Diş cildi sert ve pul pul yapar. Rajeshwari'nin cildi yüzünden yerler ve gençler ondan kaçınıyorlar. Rajeshwari'nin ailesi ilk olarak 4 yaşında cildinde kabarcıklar olduğunu fark etmeye başladı ama ne olduğunu anlayamadılar. Doktorlar durumunu tedavi edemedi. Hatta hastalık için doğru tanı koyamadı. Dünya çapında bu hastalıkla ilgili sadece 24 vaka bildirilmiştir. Ve bu nadirliği araştırma yapmayı zorlaştırmaktadır. Hindistan'daki doktorlar ülkede Rajeshwari'nin durumunun araştırılmasına yardımcı olacak çok az vaka olduğunu söylüyor. K-Pie. K-Pie, Calgary, Kanada'da yaşayan yetenekli bir tasarımcı ve modeldir. K-Pie, popüler süper kahramanlara dönüşmek için kendini vücut boyasıyla ustaca kaplayabiliyor. Cosplay, K-Pie'ın hayatının büyük bir parçasıydı. Ancak kalçalarına dayanılmaz ağrıya neden olan konjenital artrit teşhisi konduktan sonra eskiden olduğu gibi saatlerce oturup dikiş dikememeye başladı. Neyse ki 2015 yılında bir fuar sırasında vücut boyası kullanarak hemen hemen her çizgi roman, çizgi film veya video oyunu karakterine dönüşmesini sağlayan ilgi çekici bir sanat formu keşfetti. Kendisini vücut boyama cosplay'i konusunda geliştirdi ve bu konuda gerçek bir yeteneği olduğu ortaya çıktı. İlginç bir şekilde K-Pie hiçbir zaman profesyonel bir resim veya vücut boyama eğitimi almadı. Hayatı boyunca sadece acı çekti ama şimdi cosplay'i tamamen farklı bir sanatsal boyuta taşıdı. Çalışmalarını paylaştığı Instagram hesabında 263 binden fazla takipçi kazandı. Facebook'ta ise 340 bin takipçisi bulunuyor. Joyeti Emge. Joyeti Emge 16 Aralık 1993'te Nagpur, Orta Hindistan'da doğdu. Joyeti 5 yaşına gelene kadar ortalama bir boydaydı. Ancak bu noktada büyümesinin bir çeşit bozukluk tarafından engellendiği ortaya çıktı.
Daha sonra kontrol displezi adı verilen bir cücelik biçimine sahip olduğu ve asla belirli bir boyun ötesine geçemeyeceği ortaya çıktı. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın yaşayan en küçük kadın olarak tanınan bir aktristtir. 16 Aralık 2011'de Emge'nin 18. doğum gününden sonra Guinness tarafından 62.8 cm boyuyla dünyanın en küçük kadını ilan edildi. Yetenekli oluşu ve kararlılığı ile hiçbir şeyin ona engel olmasına izin vermedi. Kirsten Tristan. Kirsten Tristan, Almanya Leipzig'te yaşayan 55 yaşında bir kadın. İddialara göre son 5 yılda yaklaşık 35 bin dolar harcadı ve neredeyse tüm vücudunu renkli dövmelerle kapladı. Her şey 2015 yılında hayatını kazanmak için bir taksi şoförü olarak çalışan Kirsten'in hayatına biraz renk katmak için ilk dövmesini yaptırmaya karar vermesiyle başladı. İlk dövmesini yaptırdıktan sonra neredeyse bağımlı hale geldi. Tristan sadece 5 yıl içinde tüm vücudunu kaplayacak kadar dövme yaptırdı. Alman kadın görünüşe göre şimdiye kadar dövmelerine 35 bin dolar harcadı ve durmayı planlamıyor. Tristan böyle her zamankinden daha mutlu olduğunu ve renkli dövmelerin ona neşe ve enerji getirdiğini söyledi. Dövmeleri olan sevgisi çoğu insan için biraz aşırı görünse de Tristan dövmeleriyle çok mutlu olduğunu belirtiyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.